Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün genel piyasayı konuşacağız, Bitcoin'i konuşacağız ve önemli haberler var. Bunları size bildireceğim. En önemli haber şu arkadaşlar, yarın ABD'de ara seçimler olacak arkadaşlar. Yani mevcut iktidarda olan demokratlar girici olabilir. Bununla ilgili gelişme var. Bunun da piyasaya yön verebileceğini düşünmekteyiz. Bu birinci en büyük haber arkadaşlar. Ayrıca Bitcoin'de yine 150 bin adet Bitcoin'in borsalara giriş yaptığı verilerini görüyoruz arkadaşlar. Genelde borsalara giren Bitcoin'ler düşüşü getiriyor. Peki uzun vadede neler olabilecek? Bunu da konuşacağım ama öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki bu ABD seçimleri yarınki olacak olan ara seçim çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz Biden istediği gibi atı koşturuyordu. Eğer yarınki seçimde yarınki seçimde Cumhuriyetçiler kazanırsa arkadaşlar artık Biden ve hükümeti birçok çıkardığı yasalarda yürürlüğe girecek olan yasalarda donacak arkadaşlar. Yani etkisi pek olmayacak. Artık Trump devri tekrardan konuşuluyor olacak. Yarın bununla ilgili gelişmeleri size bildireceğim. Twitter'da da arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız zaten orada an gelişmeleri sizlere bildiriyorum. Biliyorsunuz ki CZ ve Elon Musk gibi... Milyarderlerin de cumhuriyetçileri savunduğunu biliyoruz. Aslında bunun da eğer cumhuriyetçiler gelecek olursa ve seçimi kazanacak olursa piyasaya artı olumlu olarak e, yansıyacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Bir diğer diğer konuya geçecek olursak, Bitcoin'de dediğim gibi arkadaşlar borsalara yüklü miktarda Bitcoinler sürülüyor. Bunlar genelde satışı getirmekle birlikte kendi düşüncemi de sizlere belirtmek isterim. Kendi düşüncem de şu arkadaşlar, <laughs> son kez Buradan 21.750 ya da 21.500 civarlarına Bitcoin'de bir çıkış söz konusu olabilir. Fakat bundan sonra sağlam bir nükleer aşağı yönlü atılabilir. E, dikkat etmekte fayda var demeyeceğim. Artık ben de bildiğiniz üzere bıraktım. Biz artık ayı mevsi, ayı piyasasının tam ortasında olduğumuz için de elimden geldiğince kademeli olarak alımlar yapıyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu şu demek değil arkadaşlar. Hani tamam eyvah çökecek miyiz? Bu çökeceğiz anlamına gel gelinmiyor arkadaşlar. Fakat şunu bilmemiz lazım. Hem ara seçimler olacak biliyorsunuz. Cumhuriyet ge Cumhuriyetçiler gelse çok olumlu olacak. Ayrıca Biden, Biden diyorum pardon merkez ABD Merkez Bankası'nın konuşmalarını duydunuz. Artık gevşeceği yönünde veriler de var. Yani biz artık olayın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eğer buradan da son kez bir düşüş olursa bu son kez olur arkadaşlar. Bu son kez alım fırsatı olur diye düşünüyorum. Peki düştü diyelim. Heyecan yapar mıyım? Sıkıntı yapar mıyım? Hayır yapmaz. Yapmam arkadaşlar. Bugün milyarder Tim'in de dediği gibi. Bitcoin bugün milyarder Tim şunu dedi arkadaşlar. Bitcoin'in 2023 yılının yarısına kadar 250 bin dolar olabileceğini söyledi. Tamam bu belki uçuk gelebilir fakat benim için en azından bir arkadaşlar artık 30'un üstlerine atacağız diye düşünmekteyim. Artık o yöne doğru gidiyoruz. 2023'ün yarısı demek de 30 bin doları çoktan geçmiş olabileceği anlamına gelir. Benim düşüncem bu arkadaşlar. Ee, yaklaşıyoruz arkadaşlar güzel günlere yaklaşıyoruz bu haberleri size bildiriyorum yarın da ara seçimler olacak bunun haberini size geçmem lazım piyasaya da nasıl yansıyacak bunu da göreceğiz arkadaşlar ABD ara seçimleri çok önemli yarın bununla ilgili bilgileri tekrar size vereceğim arkadaşlar Doge Shiba gibi coinlerde de şu an duranlığı sürüyor Elon Musk'ın rüzgarı etkisi devam ederken Bunların hepsini daha detaylı konuşacağız arkadaşlar. Yarın özellikle şu ara seçim bir görelim arkadaşlar. Hepiniz ayrı ayrı seviliyorsunuz dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.